Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamu. Dersimizin mevzusu çok ilginç. Kibir. Kibir arkadaşlar. Mahlukat olarak, yaratılış olarak ilk işlenen cinayet. Yani ilk işlenen günah. Kibir. Şuurlu mahlukat olarak ilk şeytan bunu yaptı. Kibir. Şimdi kibirin yapısı, hakikati, tezahürü, tarihi bir süreçten de kesitler getireceğim inşallah. Kibire ait şu lügat manası, küçüklüğün zıttı olmak üzere büyüklük. Verilen nimet ile başkasına karşı övünüldüğünde ise bu kibir olur. Bundan dolayı kibir sosyal uç ise ruhsal bir zaaftır. Yani kibirin sahası sosyaldır. Dışadır. Ucub ise içedir. Tefaül, tekebbür olduğu için üzerine ceyran ediyor. Aynı zamanda bu din duygusunu yok eden, kişiliğini öldüren, şahsiyeti bozan ruhsal bir hastalıktır. Ben buna girmeden size bir yerinden şey yapayım. Emhumun halikun veyahut firavunlaşmış maddiyun gibi kendi kendine oluyorlar. Firavunlar, firavun maddiyunlar olayları kendi kendine oluyor diyor. Kur'an'da emhumun halikun diyor buna. Kendi kendini besliyorlar. Kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar mı, tahayyül ediyorlar ki imandan, ubudiyetten istinkaf ederler. Kabul etmezler, uzak dururlar. Demek kendilerini birer halik zannederler. Halbuki bir tek şeyin haliki, her bir şeyin haliki olmak lazım gelir. Bundan sonra dikkat. Demek kibir ve gurur, kibir ve gururlar onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki bir sineğe, bir mikroba karşı mağlup bir aczi mutlak. Sinek sarayı yıkmış, karınca. Sinek de adamı gebertmiş değil mi? Bir kadiri mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, yani aklı bloke eden ve bozan bir parazittir bu kibir, insaniyetten sukut ettirir. Hayvandan belki camidattan daha aşağı rezil olur. Öyleyse bunların inkarlarında mütesir olma diyor Allah peygamberimize. Yani bunlar kim olduklarını size bir parça okuyacağım. Üşenmeden yazdım tarihi bir süreçten. Hayretler içinde kaldım. Siz de hayrette kalacağınızı inanıyorum. Bunlar kimmiş? Diyor ki, okuyacağım yani şunu bitireyim. Öyleyse bunların inkarlarında müteessir olma. Bunları dahi birer bir nevi müzir hayvan ve pis maddeler sırasına say. Bakma, emniyet verme. Niye? Çok tuhafıma giden bir tarihi şey okuyacağım size. Bunlar da diye Ebu Cehiller mi? Ebu Cehiller. Mesela Ebu Cehiller, Firavunlar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında olan Ebu Cehil. İşte Firavun şeyler, münafıklar vesaire. Ebu Lehebler. Ondan sonra Halid bin Velid'in babası neydi o?
Muhire. Velid İbni Muhire gibi meşhur münafık neydi? Abdullah İbni Selam. Sebe miydi? Selam. Yok. Selam Müslüman oluyor. Selim. Selim. Ondan sonra Sebe'di galiba. Sebe'di. Evet. İki tane meşhur münafık. Şuraya bakın. Ne kimmişler yani? Ben bunu yeni öğrendim. Kim bu adamlar? Mübalağa etmiyorum. Bak ne kadar iğrenç. Bu adamların veya o sahabelerin, iman eden sahabelerin ne kadar büyük adam olduklarını biraz da göstergesi olacak. O adamların da ne kadar rezil olduğunu Allah ne güzel demiş. Anlaşılacak. Asıl saadetten öncekilerin kibri, kızlarını başkasına vermekten utançlarından ötürü, burayı biliyoruz, diri diri gömecek kadar mütekebbir idiler. Kibirlerinden yapıyorlarmış. Kızını gömmek kibirlerindenmiş. Bu bir. Abi demiştiniz, insanlıktan sükut ettirin. Evet. İnsanlıktan... Burada olduğu çok bu örnekte görebiliyoruz. Evet. İnsanlıktan sükut ettiriyor aşağıya. Yani insanlıktan çıkaran şey. Siklet diyor zaten tekebbür için. Muhakemat yüzde tek şey diyor. Ruhsal bir ağırlık. Hiç o gereksiz yükü yüklenmek ruhu. Ruhu büzüştüren. Kızını canlı canlı gömdüren kibirleridir. Daha dur bakalım. Benim daha acayibime gitti. Kızını gömmekten daha acayip. Onlar da o kadar ileri boyutluydu ki kibirleri. Birisinin ayakkabısı çıksa veya kendisinden bir altın bir şey yere düşse zillet olacağı gerekçesiyle eğilip yerden almazlardı ve küçüklük olacağı gerekçesiyle yere doğru eğilmeyi asla gururlarına yediremezlerdi. Buna şaşırıyorum. Ayakkabısı çıkmış, cebinden altın çıkmış. Altın para. Eğilme geldiği için, eğilme manasına geldiğinden eğilip ayakkabısını giymezmiş. Parayı almazmış. Bu kibirin seviyesine bakıyor musunuz? Yani beni en çok etkileyen bu. Yani davranışa takılmayın. Ne olur hani zaten bu derslere devam edenler biliyor. Biz davranıştan ruhu seyretmeye çalışıyoruz. Yani bu eylemi yaptıran ruhu hayal edin. Ruh nasıl bir ruh? Çıkan ayakkabısını giymiyor. İhtiyacım yok gibilerinden yani. Etekleri yere sürtermiş. İşte Allah onlar için peygambere diyor ki اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Allah Allah. Demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki ahmak. Tam ahmak. Tam ahmak. Ayakkabıyı almamak tam ahmaklık. Ayakkabı değil de altını da almıyor şimdi. Yani ben altına ve ayakkabıya çocuğa takılmıyorum kıza. Onu yaptıran o ruhu görmeye çalışıyorum. Ben biraz ruh hastasıyım ya. Ruh hastası. İki maneli gibi. Allah Allah. Bu işlere hastayım dedi abi, yanlış anlaşılmaz. Yok, hastayım deyince eksik söylediklerim de Musama ile geçiyor. Allah Allah. Yani peygambere bak. Bu nasıl bir zor şartlarda. Onların diyor demek kibir ve gururlar onları nihayet derece ahmaklaştırmış ki bunu yapıyor. Subhanallah. Okuyacağız. Dur devam edeyim. Çok garibime gitti. Onlar da o kadar ileri boyuttaydı ki birisinin ayakkabısı çıksa veya kendisinden bir şey bir altın düşse zillet olacağı gerekçesiyle eğilip yerden almazdı. Küçüklük olacağı gerekçesiyle yere doğru eğilmeyi asla gururlarına yediremezlerdi. Hatta etraflarında fakir ve güçsüz birisi iman etmiş olsalardı,
kibirlerinden, İslam'dan ve imandan yüz çevirirlerdi de bu durum onları musamahsız, kati bir kalp, dik başlı hale getiriyormuş. Yani şimdi ayakkabısını çıkarmayan, bir düşünün bak, zillet kabul, çıkanı giymeyen, düşen altını almayan, kızını kocaya vermekten gurur ve kibirle nedirmeyip canlı canlı gömen ruh, peygambere nasıl düşman olur? Seviyesiz yani. Seviye hiç yok. Yani bütün varlığıyla. Şimdi gel bu insan Müslüman olsun. İlk dönem zaten okuyacağım. İslamiyet'e dönünce sahabelerden bir kısmı ya Muhammed demiş, ya Resulullah demiyor. İman ederiz ama biz eğilmeyiz. Eğilmeyiz. Kaç? Eğilmeyiz. Peygamberimiz kabul etmiş. Sonra nasıl oldu bakalım. Bundan dolayı secde var diye namazdan dolayı İslam'dan uzak dururlardı. Kibirleri tabiatlarına sinen çok büyük bir ruhsal hastalık olduğunu kanıtlamaktadır bu. Yani İslam düşmanlığının seviyesini düşünün. Kızını gömecek kadar katı bir kalp. Dik kafalı, kızına bunu yapan sana ne yapar? Bu adamın Müslüman olması şimdi şaşırıyor. Hakikaten delikanlıymış yani. Çok zor. Bir maç hastasına, bir gayrimeşru hastasına tiraki olmuş. Maçı seyretme, gayrimeşru bunu yapma, içki içme, bunu seyretme. Yani sana ömür boyu bundan sonra televizyon bakmayacaksın demek gibi de değil yani. Kibir istisnasız bütün kafirlerin, iyi dinleyin burayı şimdi bugün. Kibir istisnasız bütün kafirlerin psikolojik bir realitesi, alameti farikasıdır şu anda. Kafirlerde istisnasız aynı böyledir. Irak'ta, Afganistan'da, Srebrenica'da, Suriye'de. Yani yapılan mezalimin aynısı, yani aynı nesil, tevarüsen nesilde nesile nakledilen, kopyala yapıştır olan ruh, aynı ruh. Ve barbar, canavar, vahşi, aynı. İşte bu şeref duygusuna bağlı kibirleri, yani şeref kabul ediyor bu kibiri, büyüklük kabul ediyor bu küçüklüğü. Arapların hiçbir otorite karşısında boyun eğdirmiyordu. İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki sert bir tepkiyle İslam'ın karşılaşmasına kaynaklık eden Arapların bu duygular olmuştur. Yani İslamiyet'e karşı tampon yapan bu duygularıydı. Abi Yahudi ümmetinde daha çok az. Daha çok. Yahudi'de aynı zamanda haset ve dünya perestlik. Onu artık hayal almıyor. Bir de Araplarda bir mertlik vardı. Arkadan vurmazlardı. Aklınıza ne kadar aşağılık sıfat geliyorsa Yahudilerde vardır. Yahudiler benim tabirimle vücuttaki kanser hücresi gibi dünya küresindeki kanser millettir. Her milleti kanserleştiren bir millettir. Ama iyi ki oldu diyeceğim. O da olmazsa millet hep uyuşuk olur. Atmacalar olmasaydı serçeler uyuşuk olacağı gibi. Onları bizim dışımız. He? Onları bizim dışımız yok. Önceki o duyguların. Ha tabii. İnsan bir çekirdek ya varlığın. Mesela kibirin bu rezilliği nasıldır diye insan merak eder. Var bende de bu. Hepimizde bu kuvve var, bu çekirdek var. Görmek istiyorsan, aa şuna bak işte. O sensin. Yani şu andaki kafirlerin veya anlatılan o geçmişteki Arap müşriklerin psikolojisi sende var, o çekirdek var. Sendeki o ağaç olsa öyle olacaktın. Şu anda böylesin, Allah ne kadar sana lütfetti, şükret. Secde yapabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yaptın mı bugün secde? Rükü'de var değil mi? Elhamdülillah. O secdeye yapabildiğin için bir secde de yapman lazım şükür için. Onu da yapabildin diye ona bir de secde yapman lazım. İla nihayet gider.
mübalağa demiyor. İslam vaaz ettiği prensipleriyle Arap cahiliyesinin bu baş döndürücü gurur ve kibirlerine öldürücü bir darbe indirmiştir. Külliyattan toplayarak yazdım bunu. Çünkü İslam prensiplerinde kibrin zıttı tevazuyu esas tutmuştur. Nitekim İslam'ın ilk dönemlerinde insanlar hür köle ayrımı yapılmaksızın dinin direği sayılan namazla emir olunmuş ve toplu halde kılınmasını istenmiştir. Tamam demiş yani ya Muhammed. Sonra adam ben İslamiyet'e girerim ama secde etmem. Tamam demiş. Belirli bir aşamaya kadar gelince evimde ederim demiş. Sonra mescide gelmiş. Ben demiş kenarda kılarım. Siz cemaatte kılın demiş. Sonra cemaatte gelmiş. Nasıl böyle rezil bir şey ya. Öyle bir şeydir yani. Kibir acayip bir şey. Bize, bu hakikati efendim. Bize örnek mi oluyor bu? Örnek oluyor. Yani, ben tarihi malumat vermiyorum. Biz içimizden bahsediyoruz. Mesela bak uygulama yapayım. Okuyacağım zaten. Adam ben ders mi dinleyeceğim diyor. Beni bir tanesi demiş bir tanesi bana anlatayım. Derse davet etmiş. Diyor ki ben mi ders sohbet yapacağım demiş. Onun için mi davet ediyorsun? Sanki ben şeyim abi, insan satılıyor burada. Bu gene, bu kalıntı işte. Mesela rastladım, bir yer okudum defterden birisine, Muharris Nur'a. Dedim ki, köylüm ya, nasıl dedim emice bu, emice deriz. Ya dedi, ne güzel cümle dedi ya. Takvim yaprağından ya. Takvim yaprağında. Takvim yaprağında ve o yazının altında, o dikdörtgenin altında S nokta ne var? Ya dedi, ne güzel cümle dedi. Dedim ki altında bak ne yazıyor? Ne yazıyor dedi, rengi biraz değişti. Dedim ki S nokta ne, nedir o? Said Nursi. Al abi, al. Said Nursi de senin olsun, yazısı da senin olsun. Aynı o. Tevarüsen sıçramış. Sirayet, mekansız sıçrayış. Sirayette mekan ve zaman yoktur. Peygamber ruhu sıçradığı gibi şimdi. Allah Allah. Ayrıca içinde rükû etmek, alnını yere koymak suretiyle secdeye varmak gibi rükünlerin bulunması da Arapların bu duygularını kesip atmıştır. Toplu namaz kılmak. Toplu cemaate gitmemek bizim kibir alametimizdir. Kibir şuurlu varlıklar içinde ilk olarak şeytandan ortaya çıktı ve bunun Cenab-ı Allah'a karşı şeytanın işlediği ilk günah olduğu kabul edilmektedir. Hayvanlarda kibrin simgesi kimdir? Kibir, en kibirli hayvan. Aslan. Aslan. Deve mi abi? Kim dedi deve? Deve, sarı deve abi. Evet, deve. Şöyle yapar. Omuzunu kafasına doğru yanatın. Acayip burnu. Tam bir Nemrut, Firavun gibi. Tabi masum da. Öyle kinci ki. Neden abi deve? Devenin işlevinden belki de bulunduğu o işi var ya, kibir, ifrat tefriti var. Vasatı çok büyük nimettir. Yani aldığın işi ölüsüye yapmaktır kibir. İfratı şeytanlıktır. Tefriti nefse emmareliktir. Vasatı hayırdır. Aldığın işi ne pahasına olsun, olursa olsun ölünce başka hayvan dayanamaz. Kibrinden dayanıyor o çöl hareketlerini. Çünkü çöl tankı deniliyor. Su depolaması gibi tank sisteminden. Fırtına estiği zaman gözlerini ve burnunda kıllar var hava filtresinden. Tamam mı? Kumlar yer değiştiriyor yol bulma kılavuzluğundan. 8 gün 8 gece yürüyüp aç susuz kalabilir sırtındaki yağ deposunu suya dönüştürebiliyor.
Böyle bir özelliğe sahip. Cenab-ı Allah'a karşı şeytanın işlediği ilk günah olduğu kabul edilmektedir. Hayvanlar aleminde de kibirle meşhur develerdir. Kibir ve gururları insanı nihayet derecede ahmaklaştırmış. Risale'den geçiyor. Şimdi Risale'den okuyor. Kibir ve gurur insanı nihayet derecede ahmaklaştırıyor. Ahmak ne demek? Muhakeme edememek. Dima mertebesini bloke etmek. Ahmak. Bedihi bir şey bile gabavetinden dolayı anlamamak. Eğer kibrinden çıksa, yani Risale-i Nur anlamıyoruz diyen kibirlerindendir. Çünkü kibrin tefrit mertebesindendir. Risale-i Nur'u bildiği halde anlaşılmıyor diye cerbez yapan ifratındandır. Sadeleştirmeyle cinayeti yapan kibrin ifratındandır. Çünkü kendi yazısını sadeleştirmemiştir. Eğer milletin anlaması istenseydi, kendi yazısını milletin anlayacağı seviyede yapardı. Kendi yazısını, konuşmasını demiyorum, o dinlemedim hiç bilmiyorum, ben zaten. Kendi yazısını sadeleştirmeyen, Risale-i Nur'u anlaşılsınlar diye sadeleştiren kibrindendir. Kibrin ifrat mertebesidir ki, 426 mektubatta ustad, Risale-i Nur'a haset ettiğini ve gizli adavet ettiğini, ilme elaneti olduğunu söylüyor. Başka yakıştırmalar yapmak insanı mesul eder. Ustadın dediğine kanaat edeceksiniz. Ve gündelik hayata da çözüm getireyim diye söyledim. Daha ileri yakıştırmalar yapmayın. İlme elaneti olacağını, haset olacağını, Risale-i Nur'a gizli adavet olacağını 426 mektubattan Allah haşirde bana sorsa oraya göstereceğim. Daha ileri yakıştırma yapma. İşte niçin söyledim? Kibirdendir. Çünkü alimin diyor özür yoktur, ifrattandır. Yeri gelmişken söylüyorum. Gururun karşısına tevazu, kibrin karşısına mahviyet, hot vuruşluğun karşısına izzet ve vakar konuluyor. Onunla ancak yok olur. Mahfiyet. Yani mahfiyet sözde değil, eylemdedir. Sözde eğilip bükülüp böyle mum gibi olup fiilden tam tersini yapan kibirlidir. Öyledir yani. Bunu herhangi bir insana değil, hepimize yani estağfurullah deyip alttan yapmak. Kibirdendir. Kibrin ifrat mertebesidir. Kibir ve gurur kuyuya benzer diyor Risale'de. Risale'dekiler okuyor. Kuyu. Kibir. Kibir, şöyle bir şey anlatayım size. Sıkmıyorum değil mi sizi? Tamam, bir sessizliğe vurundunuz da. Rahat oldum. Risale-i Nur'unuzu, ben bir başkası bir şey demedim. Risale-i Nur'unuzu, sebebi vücudunuzu, vesile-i saadetiniz, vazife-i fıtranız olan Risale-i Nur'u koruma vazifemiz hepinizin var, benim de var. Onun için. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Şimdi oturuyorum, kibir anlatacağım. Oturuyorum, hiçbir haletim yok. Konsantre veya tefekkür ediyorum, ruh da bu, bir şey anlatmak için ama. Böyle diyelim ki, bir ilmi, ama anlayacağımız misali vereyim. Birisini karşımıza koyduk. Ulan nasıl der ya? Nasıl yapar bana bunu ya? Ne hakla bunu şey yapar? Bunu koyduk. O adalet, kin ve nefret ruhtan çıktı. Ruhta bu çekirdeği var. Bu enerjidir. Biz onun hakkında ne kadar malumat toplamışsak, ne kadar zaman ayırıp onu düşünürsek, o kin ve nefret enerjisi çapı genişliyor. Çapı genişleyince bir yere gitmiyor. Burada duruyor. Balon gibi. Bunun içine giriyoruz. Senin içinde olan bir hissin, latifenin mısır gibi patlamasından, çekirdek gibi ağaç olmasından, gül goncası gibi patlamasından senden çıktı o.
Bak ne oldu ama. Çıkınca seni sardı mı? Onun içine sen girdin. İçinin içine girdin. İçin dışın oldu. İşte burası senin hapishanen oldu. Anladık mı burayı? Bir daha anlatayım mı? Mesela şehvetten söyleyeyim. Bir şey hayal ediyor, tefekkür ediyor. Artık vücuttaki yapı değişiyor. O enerji çıkıyor. Yani düşündüğünüz her şey enerjiye dönüşüyor. Yani içtiğiniz her şey burada durduğu gibi durmaz. Enerjiye dönüşür. Neyi düşünüyorsanız, bir. Nereye bakıyorsanız, iki. Neyi duyuyorsanız, üç. Ne kokluyorsanız, ne tad alıyorsanız, ne dokunuyorsanız, içeriye girince enerjiye dönüşür. Hayata dönüşür diyor usta. Çünkü vücut mektep gibidir, kışla gibidir. Makinedir yani. Hayat makinesi. Buraya giren her şey hayatlanır. Her şey. Ne olursa olsun. O zaman güzel gören, Allah'ın güzel dediği şey güzeldir. Güzel gören, güzel malzemeyi soktun. Güzel de bir ustasın. Güzel gören, güzel düşünür. Düşündüğünüz her şeyin içine giriyorsunuz. Düşünce enerjidir. Onun için mesela bir daha yapıyorum, kibire geçeceğim. Oturuyorum ben böyle. Adam atırıma geldi. Ulan nasıl çeki yatırmaz ya? Nasıl ihaneti yapar ya? Nasıl beni aldatır? Ay der. İçimizde olan bir öfke, bir çekirdekti, bir duyguydu. Çapı genişledi mi? Genişledi, genişledi. Beni içine aldı mı? Biraz da ileriye götürürsem çoluk çocuğumu da aldı içine. Akrabamı vesaire, çapı genişliyor. İşte bu haset, hapishane budur. Artık bunun içindesin, balonun içindesin. Şimdi kibri anlatıyorum. Kibir ise açılan böyle bir balon değil, açılan bir kuyudur. Kuyu. Bu kuyunun ucunu sana söyleyeyim. Benim tespitim. Cehennemin 7 tabakası var. Cehennemin 7 tabakası var. En üst tabakanın adı cehennemdir. Yoksa altının adı cehennem değil. Onun için Ebu Bekir veya Üstad Hazretleri radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh, Üstad Hazretlerimiz radıyallahu anh, dedi ki cehennemde o kadar vücudun büyüsün ki meselesi. Cehennemin tümü değil. Cahiller ne demiş ya, bu nasıl der ya? Cehennemin birinci tabakasının adı cehennemdir. Cennetin birinci tabakasının adı cennettir. İkinci tabakası neyin cennetidir? Cennet değil o. Ama merhameten bütüne denmiş. Şimdi yedinci tabakanın dibi var. Dipsiz dip. Kuyu. Gayya çukuruymuş. O kuyunun dibi yokmuş. Dipsiz dip. Mekansız mekan. Zamansız zaman. Acayip bir şey yani. Onun hakkında cehennemin mekan melaikesi olan Malik bile bilmiyorum dedi Cebrail aleyhisselama ve usta peygamberimize aleyhisselatü vesselam. Bilmemiş anlatacağım. Cehennemi bahsetmeyeceğim. Benim işim değil o. Onun dibi yok. Risale okurken Lemaat'ta gördüm 746'da. O Gaya kuyusunun, o dipsiz kuyu, o Gaya'nın dibi yok ya. Onun ucu baktım insana dayanmış. Hortum buraya. Hortumun bir ucu burada, birisi Gaya kuyusuna. Böyle. O kuyunun çapı kibir işte. Gurur ve kibir. Çap. İşte bazı duygular, anlatmak istediğim şudur. Bazı duygular dışarıya çıkar, balon gibi seni içine alır. Bazı duygular kuyu açar sana. Kibir kuyu açar. Haset çıkan o haset balon gibi olur, seni içine alır. Hapishanendir. Haset kadar büyük bir hapishane görmedim. O 4 duvar hiçbir şey değil. Medrese-i Yusufiye'dir. Haset var ya. 4 tane şey söyleyeyim. Şeytanın 52 tane şer sıfatı var. Bunu 4'e indirgenmiş. Gurur, kibir. İlk. 2. Haset. 3. Ben merkezli.
yeis. Dört yeis. Arkadaşlar, şu gurur, kibir, gayya kuyusunun buradaki ucunun çapı. Gurur, kibir kuyu açar diyor. Gurur ve kibir kuyuya benzer diyor. Başka devam ediyorum. Ne acayip bir şey ya. Arkadaşlar, başka hapishane mahpishane değil. Beddua etmeyin de. Edeceksen ki etme. Allah kibrini artırsın. Demeyin de. Yani kuyunu artırsın. Acayip bir şey ya. Gururlarından Allah'ı ve ahireti tercih etmiş. Mesela kibirleri var ya, amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ben diyor, Abdülmuttalib'in diniyle gidiyorum, öyle bilinsin diyor, tamam mı? Yani ne derler? Malum ya, biliyorsunuz tarihi süreci. Ne derler diye gurur ve kibrinden iman etmedi. Altında diyor ki, yani ne acayip bir şey ya. Basit bir şey değil, ne olur. Allah'ın size ikram ettiği, hepimiz ettiği şu secde yapabilmeyi, secde yapma, rükû yapma, burada oturup şu anda dinleyebilmeyi, yani yapabilmen için Allah lazım ya. Allah direkt devreye girmese herhalde liyakata göre olamazdık. Yani ben okuduğum için biraz mazur karşılayayım psikolojimi. Çünkü derslemeye çalışarak geldim. İlk önce ben etkilendim. Yani diğer dersler gibi açık değilim şu anda. Acayip bir şey. Çıkmaya çalışıyorum. Araştırırken beni çekti biraz aşağıya. Çok kaba bir ağırlık. Tekebbür diyor. Ruha indirilen bir, ruhan içini kaplayan bir siklettir. Şöyle diyeyim. Yol yoldan hepsi belli değil mi Zeytinburnu? Ama öyle bir sis, öyle bir sis inmiş ki göz gözü görmüyor. Ruh böyle oluyor kibirle. Var olan yolda yok olur. Yani bir tuhaf ya. Nefes alamazsın. Nefes alamazsın. O kadar yoğun bir sis. Tuhaf. Gurur ve kibir gibi kötü ahlakları koruyor, kovuluyor ve nüşinema vesile oluyor. Ye, gurur ve kibir diğer kötü ahlakları nüşinemalandırıyor. Dinlemem diyor. Zemin mi oluyor? Zemin oluyor. Ya şeytanın gurur ve kibir bir ya. İlk işlenen günah biliyor musunuz? Allah'a kafa tutan bu sıfat. Allah kafa tutuyor. Başka sıfat değil yani. O diyor, topraktan ben ateştenim. Haşa, haşa, haşa. Allah bilemedi. Üstünlük vasfı madde yapmış. Ateş. Buradan kapitalist zihniyet buradan çıkmış. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Sor abisi. Şimdi şeytanın Allah'a kafa tutması nasıl bir şey? Yani bunu şöyle yapıyor ve almak oluyor. Vallahi ben hiç tutmadığım için bilmiyorum. Bütün her şeyi yaratana nasıl böyle karşı gelebiliyor? Ben şu an olmuyor. Canım be, adı neydi ya? Murat. Murat. Sis dedim ya Zeytinburnu'na indi bir sis. Ruha, ruhu kaplayan siklettir diyor muhakemat yüzde. Çok tuhaf bir his. Yani buradaki insanları düşünemiyorum şimdi. Ben şeytana takılıyorum. Evet. Bunu da hiç düşünmüyorum artık. Yani şeytan bir de bakın. Allah'ı reddetmedi. Allah ile konuştu vesileyle. Ahiretteydi, ahireti reddetmedi. Ya dikkat edin, sana teklif edilen iman esasları hiçbirisini reddetmemiş. Melekleri yine bir şey reddetmemiş, kitabı şey yapmamış. Muhammed'e şey yapmamış. Hayır peygamber var. Ama ben secde etmem dediğim sana. Kibir ve gurur. Kibir ya. Allah kimsenin başına vermesin. Herhalde zannediyorum, biraz çalıştığım için söylüyorum. Bir böyle kıvılcım seni aldı mı... Eğer sen o ateşi, o ormanda attığın kirbiti hemen muktedirken, hakim iken söndürdün veya yardım eden el, itfaiyeci geldi, ormanı daha koruyamazsın. O bir aldı mı sevgili kardeşim? Mesela alıştığımız bir şey, namaz, bir bak bırakıyoruz, gidiyor gibi. Yani bunun ipini bırakılacak gibi değil. Devam edeyim. Kibir akıllara da sirayet ediyor. Allah Allah. Kibirli akıl. Ne anlar ya? Ses. Konuşma. Böyle. Böyle kibirli akıl.
sirayet ediyormuş kibir. Nasıl sirayet ediyor biliyor musun? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, her gördüğünüz insan, istisna yok ha, ne aklınıza geliyor? Yanındaki şu anda oturduğun kişi. Her gördüğünüz insandan size ya zulmet ya nur sirayet eder. Mesela ona ait basit bir örnek vereyim de insan değil. Osmanlıların yapmış olduğu camiye gidince, girince ne hissediyorsun? Cumhuriyet döneminde ne verirsen elinle o gelir seninle, helal haram denmeden alınan parayla yapılan camiye girdiğiniz zaman aynı duyguyu mu hissediyorsunuz? Sebebi ecdat ruhunu maddeye yansıtabilmişti. Sirayet. Onun adı sirayet. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani Osmanlı peygamber değildi aşağı. Osmanlı ruhunu taşa böyle sirayet ettirebiliyor da peygamber sahabesine ne yapmıştır? Anlıyor musun? Kopyala yapıştır. İnsiba ve inikaz. Nasıl yapmış? Zaman şu. Tık tık. Zamanın şu ucunu tuttu, bunu da tuttu. Açtı, içine girdi, soktu, yapılandırdı. Kısa bir zamanda böyle açtı. Zaman açılabiliyor veya zaman kaldırılabiliyor. Mekan da öyle. Giriyorsun, içini yapılandırıyorsun. Zor bir şey. Abi, aynısını şimdi tam tersini alkışla yapıyorlar. Kibri alkışla besliyor. Mezara giderken değil mi? Mezara giderken sahnede Allah'ın huzurunda eğilmeyen kişi kendi kibrinin huzurunda rüküye gidiyor. O alkışa eğiliyor. Başka? Ey Enes'i çifteli, kafası da kibirli. Başka? İblis de kibir ve enaniyeti kavidir diyor. Başka? Kibir imtiyazlık ister ve taviz vermez. Özellik ister kibir. İmtiyazlık ister. Ben var ya ben. Hocam. Abi. Traktör şamyolu gibi hava bas. Yükseliyor. Ondan sonra bir geliyor bir hakikat, bir çivi basıyor, bir yine dip değiniyor. Ondan sonra düşmanlığa geçiyor. Yani ne kadar yükselmişseniz düşmanlığı o nispettedir. Zaten okuyacağım onu. Yani ne kadar bir şeye değer verirseniz, elde edemezseniz onun zıttı kadar düşman olursunuz. Birisini sevdiniz, red cevap aldınız. Reddedilen arzular kesbi şiddet eder sırınca, öyle bir düşman olursun ki sevginin zıttı kadar. Artı biri ortadan kaldıran eksi birdir. Sıfır yapar. Kibir imtiyazlık ister. Mesela ta oraya kadar gelmiş Allah Resulü demiş hadi. Eğer sohbete geliyorsunuz. Hani sizler üzerinize almayın çünkü bu başka bir şey. Mesela ağlarda olur köylerde. Her girişte aynı yerde oturmak. Hatta gelmese bile boş tutmak. Kibirmiş. Bir Müslüman ne derece dine mütemessik ise o derece kibirden, gururdan, hatta izzeti rütbeden fedakarlık etmek gerektir. Başka? İnsanın haberi olmadan ibadetten kaçıran kibirleridir. Hatta kibirlerinden dolayı iman bile etmezler. Ben diyor Muhammed'im için diyor. Allah'ın iman için ki diyor. Acayip bir şey. Mesela deizm şu anda. Allah olabilir diyor. O yani meselemiz değil. Vardır yoktur. Bizim meselemiz değil. Ama dine ihtiyaç yoktur. Fakirleriniz. He? Fakirleriniz. Evet. Ehli dikkatin nazarında şimdi dinleyin. Şeyde 315'te. 315'te çok ilginçtir bunun. Ehli dikkatin nazarında ama cahilin nazarında değil. Zaafı gösteren tekebbürün ile. Zayıf adam kibirli olur. Kibire ihtiyacı var. Zayıflığını nasıl bastıracak? Aksi gösteren gururun ile. Aciz adam gurura ihtiyacı var onu bastırsın. Mesela belediye başkanının şöhrete ihtiyacı olmadığından jopo alıp simitçileri kovalamaz. Simitçi ile kendisi arasında zabıtayı koyar. Hiçbir padişah çıkıp zabıtayı kovalamamıştır. İşte aksi gösteren gururun ile. Gururlu insan veya aciz insan gurura ihtiyaç olur. Gururlu ise acizdir.
A eşittir B ise B eşittir A'dır. Riyayı ve zilleti gösteren tasannun ile yapmacık hareketler riya ve zelil insanlar yapar. Allah Allah. 716 726 sözler. Ne acayip. İçtimai heyette dusturlar istersen musavatsız adalet adalet değildir. Sıcak mı oldu? Aç kardeşim. Suat ayağına. Siz benle dikkat edin. Temasülse tezadın mühim bir sebebidir. Yani eşit olmak, misal olmak, benzer olmak, bu hizmetlerde çok daha çok belirgin oluyor. Tezatlaşmanın, zıtlaşmanın, kavganın sebebidir. Eşit aynı yerde olan. Onun için hizmet yapacak elemanlar eşitse, yaşları veya konumları aynı yerde hizmet etmemelidirler. Çünkü sahabe değiliz ki biz itaat edecek. Hazreti Ali itaat etti 23 sene. Bir şey okuyacağım. Tenasüpse tesanüdün esasıdır. Yani bütünlüğe götürüyorsa, bütünlüğün bir parçasıysanız, hakikaten onun özelliği A, senin özelliğin B ise olur. O ne olur? Tesanüde sebeptir. Yani tamamlayıcı olmak. Birisi fitil getirir, birisi kibrit getirir, birisi şişe getirir. Bir lamba ortaya çıkar dediği gibi. Sigari nefistir, tekebbürün menbaı. Yani kişinin küçüklüğüne sebeptir, görüntüsüdür, kibirlenme. Kibirli ol. Büyük adam büyüklenme ihtiyaç duymaz. Zaten büyüktür. İçsel aleminde bir çöküntü, bir ihtiyaç duymaz. İçinde bir küçük olan adam o çukuru, o kuyu doldurmak için büyük gözükmek ihtiyacını duyar. Zaten içeride doymuştur. Zaten içeride büyüktür. Dışarıda büyük olmak istemez. Acayip bir şey. Askerde albaydan dayak yiyen azdır ama çavuştan dayak yiyen çok önemli. Evet. Albay bunu kendisini bu şekilde albay kendisini tatmin etmek için askere vurmaz. Hatta böyle bakmaz bile. Ama kişilik ve kimliğini kaybetmiş, kişiliğini ve kimliğini kaybetmiş insan başkasına zulüm etmekle kimlik ve kişilik kazanacağını zannetti. Zaafı kalptir gururun madeni. Zaafı kalptir gurur. Gurur adam kalp zaafından kaynaklanıyor. Kalp hasta. Anjü görmesi lazım. Yani dersleri ciddi dinlemesi lazım. Dersleri ciddi takip etmesi lazım. Okuması lazım. Anjou. Ölmüş at muhalefet menşei. Yani muhalif adam. İkide bir sohbetlerde, meşveretlerde, iş ortağınsın ya, karı kocasınız. Muhalefet ediyor. Çünkü acizlik var içinde. Hep kendisini acizlik hissediyor. Onu tatmin etmek için olmaz. Olmaz. Niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Aciz ol. İçerisi acizlik. Nasıl? Ama içi dolmuş. Efendim? Acizlikten nasıl kurtulacağız? Ondan nasıl kurtulacağız? Yani bu tek tek şey değil de umumi şu. Dışarıdaki sebebi sayıyorum. Kurtulmanın sebebi. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Kurtulmak istiyorsak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür bu. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Nasrettin Hoca'nın üçlemesi gibi. Pekmez var, tayin var, Nasrettin Hoca var, tam olmadı. Pekmez var, tayin var, hoca yok, olmadı diyor. Ben varım, tayin var, pekmez yok. Bu gene olmadı. Sünnet-i Seniye yani. Evet, Sünnet-i Seniye. Sünnet-i Seniye, yani doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak, Sünnet-i Seniye bu. Onun olabilmesi için kişi o hastalığın kendisinde olduğunu kendisi tespit etmiyor. En azından hastalık olsun diyemeyelim de ağır gelir bize, bana da gelir. Şu, bu mikrop bizde var mı yok mu? Yani kainatın başından sonuna kadar insanda hepsi var. Çünkü insan kainattan öncedir. İnsan kainattaki duruşu çekirdeğin ağaca karşı duruşu gibidir. Aynı.
Bütün Cebrail'de, Mikail'de, İsrafil'de, Azrail, Cennet, Arş, Arş-ı Azam, Kürz, şeytan dahi hepsinin hakikati bizde. İnsan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastası. Beşeriyet itibariyle kainatın içine doğdu. Ama hakikatımız kainattan öncedir. O zaman kıyamete kadar gelecek bütün kötü sıfatlar bizde var. Onlar nasıl inkişaf eder biliyor musunuz? Zeminini bulunca oynamaya, depreşmeye başlar. Ona mesela bir kadın gelse diyor usta, çıplak bir güzel bir kadın gelse, hepimizde haset veya gıpta şu bu şeyler depreşmeye başlar. Bak, oynamaya başladı mikrop, bizdeki mikrop. Meraksa ilmi ocağıdır, ihtiyaçtır terakkinin ustadı. İhtiyaç hissederseniz terakki olur, çünkü onu gidermek için gayret edersiniz. Sıkıntıdır muallime sefaat. Yani insan sefaata, televizyona sabaha kadar, gola kadar, saatlerce tarihi geçmiş, öyle duydum da onun için söylüyorum, 5 sene, 7 sene önceki maçları seyrediyorlarmış. Sebebi, içinde kaos var, yanıyormuş. Bu sıkıntıyı, ya Allah bereket versin, 2 saat kurtulduk bundan. Haberi yok. Ondan sonra o kadar bitiyor ki koltukta düşüyor. Peki gündüz oluyor mu? Olmuyor. Çünkü gece şeytanların, ervah habiselerin, şeytan her zaman var. Ervah habise gece aktif olur, gündüz ise insanlarındır. Allah bölmüş. Gece ayakta, 12'den sonra ayakta olanın sıkıntı, darlık, ruhsal bunalım olmaması imkanı yoktur. Bu kuraldır. Çünkü çizgi orasıdır. Hanefi mezhebinde de imsaha kadar yatsı namazının vakti olduğu halde 12'den sonra yatsı namazı kılmak tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Çünkü o saatte olmaman lazım. Çünkü cirit atıyorlar. Bir bilseniz kimler cirit attığını. Vazifeler istisna değil mi abi? Vazifeler istisna diyelim bekçi olduğun için sen. Ama gece Allah ve cehennem nevmeküm subata diyor. İstirahat örtüsü yaptım diyor. Geceyi. 12'den sonra uykun dahi olmasa gözünü kapat. Ama sen bilirsin. Benim vazifem söylemek. Demek sefaatın menba sıkıntı olmuş. Adam günahları iş olsun diye işlemiyor. Allah'a isyan olsun da işlemiyor. Cehenneme gideyim, oh ne güzel oldu demiyor. Sıkıntısını unutmak için. Şey nasıl unutuyor? Günah işlerken şeytan diyor ki çekileyim. Tamam, adam benim yolumda. Sıkıntının kaynağı şeytandır. Ruh da gıda olmayınca şeytan yol bulmuş. Sıkıyor ruhu. O ruhu sıkınca birhaneye meyhaneye gidiyor. Oysa istirahata gidecek. Ruhu tedavi edecek. Nefis baktı ki haram işliyor. Geri çekiliyor. Ruh rahatlıyor. Zannediyor ki o beni rahatlatıyor. Oysa şeytan çıkmış. Onu bile bırakıyor. Kur'an oku. Bak neler oluyor. Abi uykum gelmiyor. Yatağının yanına koy bakayım asayı. Aç bakayım asayı, Musa'yı veya Kur'an'ı. Elif, la, mim, zaliken, kitabun, arayba, fi, hudenin, mutlakin. Kur'an okumaya başla başlamaya. Biraz sonra hani uykun yoktu. Baktık olan bu şeytanı hakikaten bu götürecek. O zaman basıyor şeringayı, uykuya uyuyor. Yeter okuma da. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şeytani özelliklerini belli bir noktadan sonra mı kazandı? Yoksa evvelden de onun şeytani özellikleri... Ve şeytanda irade vardı. Şeytanlık sonra oldu. Mesela bulu çağına kadar bir insan masumdur, ölürse cennete gider. Ama şeytanı da geçen şeytani insanlar var değil mi? Nasıl kazandılarsa şeytan da öyle kazandı. Sıkıntı ise madeniye ise suizandır. Peki sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Onun kaynağı nedir? Ümitsizlik ve olayları yanlış yorumlamak, suizan. Yani bu dünyada bulunuş gayeni doğru yorumlayamamak. Kendini tanımlayamamak, ona uygun yatırım ve adım atmamak, suizan. En büyük suizan Allah'adır, sonra insanadır. Fıtratının isteğini reddetmek suizandır. Yani bir kişi hakkında kötü düşünmek o avami ve lugati bir manadır.
Onun için Allah Resulü diyor ki ömrünüzde hiç olmasa diyor bir defa Allah'a hüsnü zan edin. Ne demek şu? Benim Allah'ım beni affedecek ve merhametiyle kuşatacaktır. İnan böyle. İnan haşirde senin işine yarayacak. Kelepçeli cehenneme doğru giderken bakacaksın arkaya. Hadiste geçiyor. Allah sultan olduğu için konuşturuyor. Zebanilere diyor ki neye sorun bakalım niye arkaya bakıyor? Benim Allah'ım böyle değil. Nasıl yani? Ben Allah'ım beni affedeceğine inanıyordum. Evet benim rezil günahlarım var ama Allah'ım günahlarımdan büyüktür. O zaman Allah izzetime yemin ederim ki benim üzerimdeki o hüsnü zanını ters cevap vermem diyor. Bunun beni nasıl bilirse öyle muamele ederim. Kibirinden dönüp bakmayabilir belki. Orada da. Cenem yapar namussuzun tövbesi olur. Şeytan yapar ya. Şeytan diyorum, Firavun yapar. Ne için yapar dedim. O galis tabir kullandım, özür dilerim. Ebu Cehil geberiyor. Yaralı duruyor. Diyor ki, o Rahman suresini okuyan zattır galiba. Said neydi? O sahabenin adı. Kafasına dikilmiş. İman ediyor musun, etmiyor musun diyor. Kılıcı da sürtüyor. Ey develerin çobanı bırak diyor. Kim galip diyor. Şu kibre bakın. Yaralı yerde. Tabii ki Muhammed galip. Olmazsa sana böyle olmazdım demiş. Git ona söyle beni öldürdükten sonra. Dünyada diyor onun düşmanıydım. Ahiret inkar etmiyor. Ahirette de onun düşmanı olacağım diyor. Tam vuracak dur bir dakika diyor. Beni buradan kesme diyor. Buradan kes ki diyor ki böyle azametli gözükeyim diyor. Bunun sebebi kibir. Milletin düğmesine bastık mı bizden daha sertlermiş. Sebebi mi o yüzden alttan kasıyorlar ha? Evet oradan doğru 369'dan bir yere okuyayım. Ne acayip bir şey ya. Ben atlayarak okuyayım da fazla şey yapmayayım. Damarlarına şiddetle vuruyor. Kur'an gururlarını dehşetli surette kırıyor. O kibirli akıllarını istifaf ediyor. Yani o ki Kur'an'ı o yaptı. Hadi bakalım bu kafayla siz de bunun benzerini yapın. Hadi beraber yapın. Geçmişiniz geleceğinizi çağırın. Olmaz. Hadi bir ayet bir Kur'an olmasın. 10 tane sure olsun, bir sure olsun, 10 tane ayeti, bir tane ayet. Çünkü niye? Çünkü Kur'an ayetine benzer belki diyebilirler de ama olmaz. Niçin? Çünkü Kur'an realitenin simgesidir. Yani ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut. Dediği anda kesiliyor, kesildiği anda diyor. Eğer senin sözün eyleme dönüşüyorsa ayet. Ayet oluyor. Söze, eyleme dönüşmeyen söz, lafı güzaftır. Mesela ben de diyorum, ey sema suyunu kes. Keser mi? Ayet olmuyor işte. Ayet, kelam, kudret, kudret ilim olmuş. Yani kudrete dönüşen ilim. İlime dönüşen kudret. Onun için Allah ey sema suyunu kes dediği zaman, suyu kestiği için ayettir. Veya kesildiğini sözle söylüyor. Onun için ayet oluyor. Ondan yetişemiyorlar. 386'dan bir cümle okuyayım şimdi. Yavaş yavaş bitireceğim. 386. Hep imani ders yapardık. Biraz ahlakı olsun diye şey yaptım. Orayı okuduk. 246'dan okuyayım. 246 şöyle diyor. Çabuk okuyayım. Şeytanın tekebbür ve imtinaını. Yani muvaffakat etmemesi, secde etmemesi Adem'e. Demek ki şeytan tekebbüründen yapmış. Tekebbür sikleti 709. Ruha indirilen sis gibidir. Ağır. Tekebbür kendini büyük saymak ve görmek. Ondan sonra bir nefer iken bak yerleri okuyorum daha açarsam uzun olur diye. Bir nefer iken eyleme dönüşmüş hali, ondan sonra kesiyorum. Bir nefer iken maraşal tavrını takınsa tekebbür olur. Fıtratına uygun davranırsa, yani maraşal, maraşallığını yaparsa gayet iyi olur. Demek ki tekebbürün
Eylemdeki karşılığını okuyorum. Bir nefer Maraşal olmadığı halde Maraşallık takınsa tekebbür olur, kibir olur. Ama Maraşal Maraşallığını yaparsa hiçbir şey olmaz, gayet vazifesini yapar. Hatta Maraşallık makamında tevazu gösterse zelil olur. Evine geldiği zaman Maraşal Maraşallık yaparsa tekebbür olur. Vazife dar, vazifesini yaparken tekebbür olmaz. Kendi izzeti ve oradaki makamın hakikatını korumaktır. Ve tekebbürün ifrat tefrit vasatından okuyorum böyle. İki, umumi hukuku korumakta kibir ve tekebbür olmaz. Mektubatta geçiyor, ben uzun olmasın diye kısa kesiyorum. Mesela diyelim ki ben, bazılarınız içine geçebilir. Ben o Hasan abinin orada olsaydım öyle demezdim. O sen orada olduğun için diyorsun. Burada olunca omuzundaki ağırlıktan anlamazsın. Bu başka bir şeydir. İnsanda üç tane şahsiyet vardır. Evde de bunu anlatın. Hanımınıza da böyle bakın. İnsanlara da böyle bakın. Bir, beşeriyetinizdir. Babasınız, kocasınız, dayısınız, çalışansınız, şoförsün, mühendisin vesaire. Tamam mı? Mektubattan söylüyorum. İki, bir hususi ibadetin var. Orucun var, namazın var, tefekkürün var. Tamam mı? Dine karşı bir duruşun var. Şahsın. Üçüncü bir şeyin var ki hizmetkarlığındır. Davayı yüklenen sıfatındır. Omuzunda dava var. Tamam? Dava var. Ben hayatımı, her şeyimi verdim. Verecek hiçbir şeyim yok buna. Tamamen ruhumun ruhu olmuş. O zaman buna uzatılan el ruhuma nasıl bir darbe vurduğunu sen psikolojimi anlar mısın? Benim psikolojim biraz hisseder misin? Biraz hafif, o zaman anlarsın. Ha şimdi... Şimdi size dönüyorum. Umumi hukukta vazifeyi yapmak tekebbür ve kibir olmaz. Tamam? Mesela mütekellimi vahdi olsa benim kalemimi çaldınız, bana zulmettiniz, hakaret ettiniz. Musamahası amali salihtir. Ama mütekellim mal gayri olursa, yani bir vazife adına onu işletiyorsa, tevazu gösterirse, affederse, susarsa cinayettir, hıyanettir. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. O sır. Eve uygulayayım. Şimdi yemek olmamış veya bir şeyler yapmış sana, o davranış, o sözler sana yakışmadı. Sana uymadı ama giydirilmez. Sana giyemezsin o elbiseyi. Ama bu senin şahsi hukuktur. Çoluk çocuğun içinde huzuru bozacak, ahengi bozacak bir şekilde, çocuğun psikolojisine zarar verecek şekilde eşler birbirine çocuğun olur orta zerde kavga etmek umum hukuka tecavüzdür. Çocukların psikolojisine tecavüzdür. Yani makamı karıştırmayın. Umumu hukukta vazife yapmak tekebbür değil, kibir değil, vazife şinaslıktır. Şahsi hukukta öyle değildir. Başka? Herkesin görünmek ve görmek denilen içtimai hayatta penceresi var. Kâmeti kıymetince baksa vazife olur. Yukarılara uzansa tekebbür olur. Vazifesinin altında gözükse zillet olur. Herkesin ailesinde, çapına göre, ailesinde, akrabasında, cemaatinde bir şey var, penceresi var. Seviyesi var penceresine doğru bakmak. Eğer benim pencerem buysa, daha yukarı pencerelere boyun bu kadar olduğu halde yanından böyle uzansam tekebbür olur. Ama vazife yaparken bu pencereyle konuşmam gerekirken kafayı inip buradan bakarsam zillet olur. Onun için bir daha okuyayım bunu. Herkesin görünmek ve görmek denilen içtimai hayatta penceresi var. Kâmeti kıymetince baksa vazife olur. Yukarılara uzansa hakkı olmadığı, o seviyede olmadığı halde dem vuruyor. Yalandan derste haller takınıyor. O zaman bu zulme oluyor, zulüm oluyor buna. Çünkü senin mimiklerin konuştuğuna uymuyor. Belki konuşabilirsin onları ama mimikler seni ele veriyor. O zaman böyle yapma yani. Bak işte önünden. O bakmak ne iktiza ediyorsa onu yap. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür. Küçük mü? Bir insan nasıl küçüktür? Büyüklük tasladığı için küçüktür.
tekebbür etmek de tenasubu bozup muaşaratı teşviş eder. Yani tekebbür içsel dengeyi bozan asittir. Lemalardan bir cümlede okuyorum, kesiyorum. Cümle okuyacağım çünkü burada yazmadım. 143, 6.sı diye geçiyor. Size o lazım olmasa yapmazdım. Çünkü çok karıştırılıyor. İktisat ve hisset'in çok farkı var. Hisset, cimrilik. İktisatla cimrilik karıştırılıyor. Aslında çok farkı var. Tevazu nasıl ki ahlak-ı seyyeden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduadır. Tevazu, tevazu ile tezellül birbirine benziyor. İktisat da cimrilik gibi. Bunu ayırt edecek. Ve vakar, nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrılır ve sureten benzer bir haslet-i memduadır. Yani birbirine geçiştirirsen, mesela iktisatla cimrilik arasındaki fark sünnet-i seniyedir. Nefse sıkarsan, yedirmezsen, hizmetine davana, yani ahiretine yatırım yaparsan, o cömertliktir. Davana kısıp, ahiretine kısıp, nefsine yedirirsen, bu israftır. Vazifen olmadığı halde, o vazifenin vazifeliymiş gibi davranmak tekebbürdür. Ama vazifen iken, o makamın, o vazifenin iktiza ettiği tavırları takınmak vazife şinaslıktır. Yani yerlerini değiştirirsen, mesela cömertlik iyi bir sıfattır erkeğe, kadına kötü bir sıfattır. Kişiden kişiye değişir. Kadın çok cömert olsa kocasının malını korumaz, namusunu da korumaz. Cömertlik sıfatının ifratı. Dolayısıyla birbirine karıştırılırsa insan karışır. Evet, dersimiz kibirdi. Cenab-ı Hak bu süfli sıfattan Müslümanlara haseten ehli imanı ve nur talebini muhafaza emin eylesin. Amin. Müslümanları iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ağlayan alemi İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldürsün. Amin. Ya Rabbi aklımızı, kalbimizi, fiilimizi imtiza çektir. Amin. Ya Rabbi Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istemişse biz de istiyoruz. Amin. Ya Rabbi Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Memleketimize, milletimize, davamıza, mesleğimize ve meşhebimize yardım eden siyasi ve her türlü insanları, insi ve cinli şeytanları şerrinde semavi arzafatlardan, hile ve hudalardan muhafaza emin eyle ya Rabbi. Amin. وَآخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا السَّلَوَاتِ